Bu derste de panoramik fotoğraflarımızı Instagram'da aynı gönderi içerisinde kaydırmalı bir şekilde atabilmek için Photoshop yardımıyla kolay ve doğru olarak fotoğraflarımızı kesmeyi göreceğiz. Bunun için birinci derste de kullandığımız Instagram template'imi açarak işe başlıyorum. Bu Instagram template'inde yer alan bilgi kutucuğuna tekrar değinmekte fayda var. Bir Instagram postunun yani gönderisinin genişliğinin 1080 piksel olduğunu ve bunun standart olduğunu, değişmediğini bize hatırlatıyor. Yüksekliğinin ise minimum 565 piksele kadar indirilebildiğini ya da 1350 piksele kadar maksimum çıkarılabildiğini hatırlatıyor. Yani bir fotoğrafı sürükleyip buranın içine bıraktığınızda maksimum buraya kadar düşürebilirsiniz ya da bir fotoğrafı buraya kadar artırabilirsiniz anlamı taşıyor. Yani bu kanvasın sınırları ve hangi alanlar içerisinde oynamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu bilgi kutucuğunu siliyorum. Buradaki 565 pikseli temsil eden mavi çizgiyi ortadan kaldırmak için klavyeden V tuşuna bastım ve bu mavi çizgiyi yukarı sürükleyip bırakarak ortadan kaldırıyorum. Şu an önümde tertemiz 1080 x e 1350 piksel olan yani 4'e 5 oranında Instagram postunun template'i hazır. Bunun için fotoğrafımı sürükleyip bırakıyorum. OK diyerek fotoğrafımın yerleşmesini sağladım. Ben bu panoramik fotoğrafı Instagram postunun bu sınırları içerisinde atarsam detayları izleyiciye göstermekten çok uzaktayım. Bunun için ben Instagram'ın bir post içinde kaydırmalı olarak kesintisiz bir şekilde bu fotoğrafı gösterebilme özelliğinden yararlanacağım. Bunun için bu kanvasımı sağa doğru yani genişliğini 3 katına çıkarmam gerekli. 1080'e 1350 olan bu kanvasımın sağa doğru genişliğini artırmak için imaj canvas size'a tıklıyorum. Yüksekliğime dokunmuyorum çünkü Instagram gönderileri soldan sağa doğru veya sağdan sola doğru kaydırmalı. Yukarı doğru bir kaydırma olmadığı için 1350 maksimum yükseklik aynı kalacak. Genişliğini ise kaç parça yapmak istiyorsam 1080 pikselin katları olacak şekilde artırmam lazım. Bunun için ben bu fotoğrafı 3 parça halinde atmak istiyorsam genişliğini 1080 çarpı 3 demeniz yeterli olacaktır. Aşağıya indiğinizde otomatikman genişliğini çarparak oraya yazacaktır. Hesaplamanıza gerek yok. Burada tutup kendinizi kafanıza göre bir değer girmeyin arkadaşlar. Çünkü 1080 piksel ve onun katları olmak zorunda bir gönderiyi kaydırmalı bir şekilde yapmak için. Ben 3 tane parçadan oluşturulmasını sağlayacağım için 3 ile çarptım ve OK dedim. Ve artık 1080 ile 1350 yerine 1080'in 3 katı olan daha büyük bir kanvasta fotoğrafımı yeniden Ctrl T yaparak yerleştiriyorum. Örnek veriyorum, bu yerleşimi yaptım. Şimdi iş ikinci adım olarak şuna geliyor. Birinci parçanın, ikinci parçanın ve üçüncü parçanın nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren kılavuz çizgilerini oluşturmak. Bunun için çok kolay bir şekilde şunu yapmanız gerekiyor: View menüsü altındaki New Guide Layout yani yeni e, yardımcı rehber çizgileri gösterme. Burada Photoshop'un e, özelliğini kullanarak sütunları 3'e bölebilirsiniz. Bakın burada satır ve sütunları gösteren ibareler var. Biz çok basit bir şekilde sütun sekmesini aktif edip 3 parçaya bölmesini istiyoruz. Geri kalan tüm değerlerin de aktif veya 0 olduğundan emin olun. Şu an birinci parça bu, ikinci parça bu, üçüncü parça bu. Şimdi buna bakarak bu fotoğrafı ctrl yapıp tekrar editlemek çok daha keyifli, çok daha güzel olacaktır. Hatta ctrl yaparak bu arkadaşı sola almak istiyorum. Bunun için sağ tuş yaptım. Ctrl T yaptıktan sonra flip horizontal diyerek arkadaşı sola alıyorum ve fotoğrafı tekrar editliyorum. Örnek veriyorum. Şu şekilde bir gönderi benim için ideal. OK dedim. Şimdi birinci adım olarak kanvasımızı büyüttük. İkinci adım olarak birinci parçanın, ikinci parçanın, üçüncü parçanın nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren kılavuz çizgilerini oluşturduk. Şimdi üçüncü adım olarak bu çizgilerden bunları dilimlemek gerekiyor. Yani ben bunu exportlarken birinci parçayı ayrı, ikinci parçayı ayrı, üçüncü parçayı ayrı bir fotoğraf olarak exportlaması için bunu Photoshop içerisindeyken dilimlemem gerekli. Buradaki kılavuz çizgilerinden hiza alarak. Bunu da yine otomatik bir şekilde Photoshop'ta yapabiliyoruz. Buradaki crop tool'un üstüne gelin ve sağ tıklayın. Bakın burada dilimleme aracı var. Belki de daha önce hiç kullanmadık. Slice tool'u seçiyorum. Manuel olarak bu seçim yapmak yerine Slice from guides diyor. Yani kılavuz çizgilerinden burayı dilimle. Buna bir kez tıklamanız yeterli olacaktır. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın işlemi doğru yaptıysanız burada 1, 2 ve 3 sayılarını göreceksiniz. Photoshop benim adıma burayı kılavuz çizgilerinden 3 parça olacak şekilde ayırdı. Şimdi iş geldi bunu exportlamaya. Exportlamak için yapacağımız şey gayet normal. File, Export, Save for Web diyerek exportlama menüsünü açıyorum. Burada JPEG olarak seçtim. Maksimum kalite olarak seçtim. Ve Convert to sRGB'nin seçili olduğundan emin olduktan sonra Burada artık tek yapmam gereken şey save diyerek nereye kaydedileceğini belirlemek. OK demeden önce bakın burada aşağıda slice var. All slice'ın seçili olduğundan emin olun. Yani tüm dilimlerin eksportlanacağından emin olun. Kaydet dediğimde buraya gidiyorum. Belgelerime girdim. Bakın burada fotoğrafın adı yerine image altında dosya oluşturdu. Ve bu dosyanın içerisinde şöyle görüntülediğimde bakın tertemiz bir şekilde bu fotoğrafı kırptığını görebiliyoruz. Artık bu kırpılan fotoğrafları gönül rahatlığıyla hiçbir şekilde sorun olmadan Instagram'a kaydırmalı bir şekilde atabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi balık tutmak yerine balık yemeği göreceğiz. Sizler için hazırladığımız template'leri kullanarak tüm bu kılavuz çizgileri oluşturma, slice'lama adımlarını atlayarak Sadece template'in içine fotoğraflarınızı sürükleyip bırakarak bu şekilde dilimli fotoğraf olarak fotoğraflarınızı exportlayabilirsiniz. Ben yeni kullanacağım fotoğrafım için 4 parçalı bir panorama olsun istiyorum. Bunun için File Open diyerek sizler için hazırladığımız şu 3 tane template'ten dörtlü olanını seçiyorum ve aç diyorum. Bakın tüm kılavuz çizgileri oluşturulmuş ve slice yani bölümleme aşamaları yapılmış tek yapmam gereken şey uygun fotoğrafımı buradaki template'imin içine sürükleyip bırakmak olacaktır. OK demeden önce fotoğrafımı yeniden boyutlandırıyorum ve uygun şekilde yerleştiriyorum. Örnek veriyorum bu şekilde uygun olduğunu düşündüm ve onayladım. Hiçbir şekilde başka şeyle uğraşmıyorum. Sadece gözüme takılan şey aşağıdaki bu boş alanın, negatif alanın çok büyük olduğu. Bunu daraltmak için klavyeden C tuşuna basıp crop'u aktif ediyorum. Ve bakın dikkat etmeniz gereken üstten sağdan soldan değil. Sadece aşağıdan tutarak bunları yukarı doğru çekiyorum. Buradaki gidebileceğim maksimum sınır videonun başında da önemli vurguladığım 565 piksele kadar daraltabilirim. Ama burada zaten oraya kadar gitmeme gerek yok. 1350 ile 565 piksel arasında kaldığım sürece Hiçbir şekilde sınır e, sıkıntı yok. Zaten bunu aşağıdan daraltırken H 1152 piksel, işte H 1110 piksel diye size belirtiyor. Örnek veriyorum. Şöyle uygun olduğunu düşündüm ve daralttım. Okey dedim. Şimdi başka yapacağım hiçbir şey yok. Fotoğrafımı template'in içinde istediğim şekilde konumlandırdıktan sonra ve fazlalıklarını cropladıktan sonra tek yapmam gereken şey File, Export, Save for Web yönergesini tekrar izlemek olacaktır. JPEG, Maximum ve Convert to sRGB seçili olduğundan emin olduktan sonra Save demem yeterli olacaktır. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum. Panorama dörtlü diyorum. Bunun içine bunu kaydettiğimde tekrar gidiyorum. Fotoğrafımın dört parça halinde kaydedildiğini burada göreceğiz. Panorama 4'lü diyor. Bakın yine imaj klasörü altında bir klasör oluşturmuş. Buna giriyorum. Bakın fotoğrafımı benim için en uygun olarak hızlıca dilimlediğini görebiliyorum. Artık tek yapmam gereken şey buradaki e, dört parçayı Instagram'a atmak olacaktır. Ayrıca arkadaşlar Udemy'deki eğitimlerimizi satın alarak bize destek olabilir. YouTube'daki videolarımızın devamlılığına katkı sağlayabilirsiniz. Düşünceleriniz ve fikirlerinizi videonun yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.